Şimdi ben oldukça lafı uzattım ama Sayın Yardımcı Doçent Doktor Burcu Ülke Kürkçüoğlu'nu davet ediyorum. Kendisi Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün bu organizasyondan dolayı da tüm çalışanlarına çok teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Otizm spektrum bozukluğu yıllardır konuşulan, özellikle dünyada çok fazla, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yoğun konuşulan ama ülkemizde oldukça yakın geçmişe sahip olan bir konu. Ancak çok gelişmeye açık bir konu. Dolayısıyla da otizm spektrum bozukluğuyla ilgili ne kadar çok şey biliyoruz desek yalan oluyor. Çünkü bir sonraki yıl bir bakıyoruz daha başka bilgiler gelmeye başlıyor. Yeni raporlar yayınlanıyor. Gerek eğitim alanında gerekse tıbbi alanlarda. Şimdi ben sizlere bugünkü sunum kapsamında öncelikli olarak Hatice Hanım birazcık biraz diyeyim, epey ayrıntılı olarak bu belirtilerle ilgili konuştu ama ben erken belirtilerle ilgili kısa kısa böyle spot şeyler vermek istiyorum. Daha sonrasında okul öncesi ve okul çağı ile ilgili belirtiler neler olabilir, bunlarla ilgili hazırlamıştım ama oraları biraz hızlı geçmeyi planlıyorum çünkü zaten bunlarla ilgili yeterince bilgimiz oldu. Ondan sonraki süreçte otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için, bireyler için ne tür eğitim uygulamaları var, son dönemde ne tür gelişmeler var, bunlarla ilgili birazcık farkındalığı arttırmak ve bilgilerimizi genişletmek istiyorum. Şimdi otizm spektrum bozukluğu olarak bildiğimiz gelişimsel yetersizlik, nörobiyolojik kökenli olduğunu söyleyebiliyoruz ama bazı kaynaklarda karmaşık bir genetik bozukluk olarak da geçebiliyor. Tabii ki Hatice Hanım'ın da söylediği gibi otizm spektrum bozukluğunun şu anda bir tedavisi yok. Daha çok hani özel eğitim anlamında eğitimsel uygulamalar bağlamında neler yapabiliriz onları daha çok tabii ki konuşacağız. Ancak bu nörobiyolojik bir takım nedenlerden kaynaklanan bu otizm spektrum bozukluğunu birazcık açmakta da fayda var. Bir taraftan beynin yapısındaki ve işleyişindeki bozukluklardan bahsediyoruz. Bir taraftan genetiğin ne kadar katkısı var bu işe, hem anne babadan geçen hem de kişinin kendisinin genetik özelliklerinin getirdiği durumlar. Bunlar neler, bunlarla ilgili bu konuyu da kapsıyor diye söyleyebiliriz. Yanı sıra tabii ki baktığımızda tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleriyle yapılan çalışmalarda bunun sadece genetik olma tarafı var mıdır yoksa çevresel tetikleyici bazı faktörler de işin içinde midir? Bunlarla ilgili de düşünülmesi gereken pek çok konu var ve bunlarla ilgili de yapılmış pek çok araştırma var. Dolayısıyla genel olarak bakacak olursak otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde en son çıkan DSM-5 biliyorsunuz tanılamada DSM-4-TR'den oldukça fazla belirtilerle ilgili maddeleri gördük. Ama bunun yanı sıra son dönem 2013 yılı itibariyle artık DSM-5 gündemde. Dolayısıyla da DSM-5'te de pek çok değişiklikler de oldu. Bunların eğitime yansımaları neler oluyor? Bunlarla ilgili de yeri geldikçe bir takım bilgileri paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi sosyal etkileşim, iletişim, sınırlı yinelenen takıntılı davranışlar. Bunlar aslında hepimizin bildiği homojen özellikler. Nedir homojen özellikler? Bu çocukların hepsinde ortak diyebileceğimiz özellikler ama bunun yanı sıra heterojen diyebileceğimiz pek çok özellikleri var. Dolayısıyla da biraz sonra sayacağım özelliklere baktığımızda bu özelliklerin hepsinin bir çocukta bir arada bulunması mümkün değil. Ama bazı temel özelliklerin olması gerekiyor ki tanı ölçütlerini karşılayabilmesi ve otizm spektrum bozukluğu tanısını alabilmesi için. Şimdi otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri ne zaman ortaya çıkabiliyor? Aşağı yukarı bunlarla ilgili nasıl bir farkındalık geliştirebiliriz diye baktığımızda 6. ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek,
Yani bir şekilde anne ile çocuk arasındaki etkileşime baktığınızda anneler ne yapıyorlar? Genellikle çocuklarıyla mümkün olduğu kadar sosyal etkileşim kurmaya çalışıyorlar. Güzel sözler söylüyorlar. Karşı taraftan da çocuğundan işte ne bileyim çeşitli hareketlenmeler veya çeşitli sesler duyuyorlar. Ama otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda genellikle bu tek taraflı oluyor. Çünkü anne belirli bir zaman işte kendisi bir şekilde çocukla sosyal etkileşime girme çabası içinde oluyor ama zaman içerisinde çocuktan tam bir karşılık göremediği zaman bu etkileşim gittikçe sınırlı bir hale dönüşebiliyor. 12 ayı geçtiği halde akılamamak, parmakla bir şeyi işaret etmemek ya da bay bay gibi jestleri yapmamak yine 12. aya ait normal gelişim gösteren çizgiye baktığınızda olması gereken ama otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda görmediğimiz beceriler. 12. ay itibariyle dil gelişimini dikkate alacak olursak, tipik gelişim gösteren çocukları dikkate aldığımızda biliyorsunuz ne oluyor? Hep çocuklar tek kelimelik ifadeler çıkarmaya başlıyorlar. Dolayısıyla da artık çocuklar yavaş yavaş konuşmanın temellerini yani o kelimelerin temellerini çıkarmaya başlıyorlar. Çünkü o zamana kadar hep alıcı dil devrede oluyor. Sürekli ufak ufak sesler çıkarma vesaire o dil gelişiminde bir elbette ki evrensel dediğimiz bir gelişim süreci var ama tek kelimelerin esas çıkma dönemine baktığımızda bunun 12. aya denk geldiğini görüyoruz. Ama eğer hala daha agulama vesaire bay bay gibi ifadeler yoksa o zaman bir soru işareti olmalı. 16. ayı geçtiği halde tek sözcük bile kullanamama yine biraz önce söylediğim gibi bunu 12. ayda bekliyoruz aslında ama 16. ayda halen daha olmuyorsa yine bir soru işareti. 24 ayı geçtiği halde iki sözcüklük basit cümleler kuramamak biliyorsunuz 2 yaş dil gelişimi için bir patlama dönemi oluyor. Dolayısıyla da çocuk artık tek kelimeleri birleştirerek iki kelimelik cümleler kurmaya başlıyor. Ve mısır patlağı gibi birdenbire çocuktaki o dil gelişimindeki ilerlemeyi görebiliyorsunuz. Ancak otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızda bunu görmemiz biraz daha fazla zaman alıyor. Bazı çocuklarımızda hiç göremediğimiz de oluyor tabii ki. Ama bu da bizim için bir soru işareti olmalı. Yine hangi ayda olursa olsun eğer gelişimde herhangi bir gerileme durumu söz konusuysa o zaman da mutlaka buna da bir soru işareti gözüyle bakmak lazım. Çünkü normal gelişim gösteren çizgiden çocuk yavaş yavaş ayrılıyor demek oluyor ve bize bir şekilde çocuğun gelişimi sinyal vermeye başlıyor. Bir şeyler farklılaşmaya başlıyor, mesajı gelmeye başlıyor. Dolayısıyla da yine bu konuda da gereken farkındalığı geliştirmek lazım ve bu farkındalıkla bir takım uygulamalara yönelmek gerekiyor. Şimdi okul öncesi dönemdeki özellikler olarak baktığımızda, şimdi erken belirtiler böyle ama okul öncesi dönemde ne tür belirtiler var diye bakacak olursak çok kısaca bir iki tanesinden sadece söz edeceğim, bu kısmı hızlıca geçeceğim. Başkalarının mimiklerini taklit edememek, kendini diğer insanlardan soyutlamak, genellikle bu dönemdeki çocukların yani bir anaokuluna gittiğinizde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla normal gelişim gösteren çocuklar arasındaki etkileşimlere baktığınızda orada daha fazla yalnız kalmayı tercih eden, çok fazla oyun oynamak istemeyen ya da nasıl oyun oynayacağını bilemeyen, kendiliğinden oyun üretmekte bir takım sıkıntılar yaşayabilen çocuklarımız olduğunu görebiliyoruz. Otizm spektrum bozukluğu tanısı konusunda da bize yine bunlar belirtiler olarak düşünebiliriz. Yine başkalarının söylediklerini anında ya da gecikmeli olarak papağan konuşması şeklinde geri iletme. Yine bu da otizm spektrum bozukluğuna özgü özellikler içerisinde yer alıyor. Yine biliyorsunuz okul öncesi dönemi oyun dönemi. Dolayısıyla da biz en fazla çocuğumuzun gelişimini gördüğümüz zaman oyun içinde olduğu zaman aile görüşmelerini yaptığımız sırada ailelere soruyoruz. Çocuğunuz ne tür oyunlar oynuyor diye soruyoruz. Sorduğumuzda genellikle şöyle cevaplar alıyoruz. Evet çok güzel oyun oynuyor. Arabasını alıyor. Bütün gün tekerleğiyle oynuyor. Ya da arabasının sürekli kapılarını açıp kapatıyor ama arabasıyla oynuyor şeklinde cevaplar geliyor. Bu biraz daha klasik bir örnek tabii ki ama
Genellikle bu örnek bize çok da fazlaca karşılaşıyoruz bu örnekle. Fazlaca geliyor. Dolayısıyla mutlaka o dönemde de oyun becerisinden de ya da oyun oynama alanlarında da bu çocukla ilgili pek çok belirtileri fark etmemiz söz konusu olabiliyor. Okul dönemine baktığımızda okul döneminde artık oyunlar daha sosyalleşmeye başlıyor, daha akran etkileşimine yönelik olmaya başlıyor. Normal gelişime baktığınızda ama otizm spektrum bozukluğu olan çocuklardaki temel yetersizlik bu olduğu için bu çocuklarımızda da iletişimle ilgili sıkıntıların olması nedeniyle akranlarıyla ilgili pek çok sorunlar yaşanıyor. Siz de zaten aramızda aileler de var. Dolayısıyla da bunları zaten bizzat yaşayarak görüyorsunuz. Yine bu özellikler de bizim farkındalığımızı arttırması gerekiyor. Şimdi otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin destek gereksinimi olarak baktığımızda tüm bu özelliklerden yola çıkarak görüyoruz ki temel yetersizlikler ön planda olmakla birlikte bu çocuklarımızın pek çok yetersizlik durumları söz konusu. Herhangi bir tedavi durumunun olmaması bizim bu konuda daha çok eğitimsel anlamda müdahalelere yönlendiriyor. Tabii ki alan yazına baktığınızda otizm spektrum bozukluğuna yönelik tıbbi yaklaşımlar var, terapi uygulamaları var, iletişimle ilgili yapılmış olan uygulamalar ve genel anlamıyla baktığımızda eğitim uygulamaları da yine içinde yer alıyor. Ancak DSM-5'e bakıyoruz, artık otizm spektrum bozukluğu olan çocukları biz belirli kategoriler altında toplayamıyoruz. Artık yoğunluğun derecesine göre bir düzey düzey bir ayrılma durumunun olduğunu görebiliyoruz. Bu düzey derken hani desteğe ne kadar gereksinimi varsa bu çocuğun ona göre bu düzeylere ayrılma durumunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da düzeylere bakacak olursak düzey 1 destek gerektirir, düzey 2 yoğun destek gerektirir, düzey 3 çok yoğun destek gerektirir şeklinde çocukların otizmden etkilenme derecelerine göre bu şekilde sınıflandırıldığını görebiliyoruz. Şimdi peki bu bize neyi anlatıyor? Bize anlatılan şey şu: eğer çocuğumuz çok fazla destek gerektiriyorsa, çok yoğun destek gerektiriyorsa bu çocuğumun eğitimden yararlanma durumu diğerine göre daha farklı olacaktır. Çok destek gerektiriyorsa farklı olacaktır. Sadece destek gerektiriyorsa daha farklı olacaktır. Çünkü bu ifadeler bize şunu aslında gösteriyor. Bazı çocukların hafif düzeyde otizmden etkilenme durumunun olduğunu, bazı çocukların ise daha ağır ya da orta derecede otizmden etkilenme durumunun olduğunu gösteriyor diye söyleyebiliriz. O zaman bizim eğitim uygulamalarımızın da bu duruma paralel olarak farklılaşması gerekiyor. Yani söylemek istediğim şey şu: eğer hafif ya da yüksek işlevli otizm durumu söz konusuysa, o zaman normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği müfredat programları içerisinde bir takım uyarlamalar yapılarak da bu çocuklara eğitimsel uygulamaların yapılabildiğini görüyoruz. Ancak orta ya da ileri derecede ya da ağır diyebileceğimiz, yani destek, çok destek gerektirir ve çok yoğun destek gerektirir kısmına giren çocuklar için ne yapmalıyızı sorguladığımızda, o zaman da şunu söylememiz gerekiyor ki otizm spektrum bozukluğunun kendine özgü bir takım temel yetersizlikleri var ve bu temel yetersizlikler doğrultusunda çocukların eğitim hizmetlerinden yararlanması gerekiyor. Yani orta ve ileri derecede olan çocuklar için özel müfredat programlarının geliştirilmesi ve bu özel müfredat programlarına göre eğitim uygulamalarının tasarlanması ve uygulanmasının uygun olacağını söyleyebiliriz. Peki, biz neye göre eğitimi bireyselleştireceğiz? Çocuğumuzun elbette ki otizmden etkilenme durumunu dikkate alacağız, bunu söylemiştik. Ama yanı sıra yaşı, performans özellikleri, bunların hepsini dikkate alarak, işlevde bulunma düzeyini dikkate alarak öğretimimizi bireyselleştirmemiz gerekiyor. Ama otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için bugün Alanyazı'nın ne diyor? Alanyazı'nın dediği şey şu:
Eğer otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarla çalışıyorsanız, yapmanız gereken ya da eğer herhangi bir program seçiyorsanız bu programda olması gereken bazı temel öğeler var ve bu öğeleri mutlaka bu programın kapsaması gerekir diyor. Nedir bu öğeler diye baktığımızda, birincisi erkenlik. Erkenlikten kastımız şu: çocuk ne kadar erken tanılanırsa, ne kadar erken eğitim hizmetlerinden yararlanmaya başlarsa bizim için o kadar iyi. İkincisi yoğunluk. Biliyorsunuz içimizde yine aileler var ya da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan öğretmenlerimiz var. Ya da yasaları koyucular, düzenleyiciler var. Biliyoruz ki bugün gelişimsel yetersizlik yelpazesinin herhangi bir yerinde yer alan ve tanısı netleşmiş olan çocuklar için ayda 8 saat bireysel eğitim, değil mi? 4 saat grup eğitimi alma durumu var. Yani toplamda ayda 12 saatlik bir eğitimden bahsediyoruz. Peki yeterli oluyor mu? Olmuyor, değil mi? Bundan hep şikayetçiyiz. Ama alan yazına bakıyoruz. Peki dünya ne diyor? Dünyanın geldiği noktada bu. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar varsa bu çocukların haftada en az 20 saat eğitime ihtiyaçları var. Ama biz ne kadarını karşılayabiliyoruz? Ayda sadece 12 saatini karşılayabiliyoruz ve muazzam arada uçurum var. Dolayısıyla da mutlaka daha fazla bu çocuklara eğitim olanakları sunabilecek fırsatlar yaratmamız gerekiyor. Bunu da bize alan yazın çok net ve açık araştırmalarla ortaya koymuş oluyor. Bir diğer özellik kapsamlılık. Kapsamlılık dediğimizde söylemek istediğimiz şey şu: otizm spektrum bozukluğu olan çocukların kendine özgü bir takım yetersizlikleri varsa şayet, ki bu var, o zaman bu çocuklara özel müfredat programlarının geliştirilmesi gerekiyor. Diğer gelişimsel yetersizliği olan çocuklar gibi bu çocukların eğitim alması zor. Özellikle orta ve ileri derecede otizmden etkilenmiş olanların böyle bir eğitimden yararlanması zor. Neden? Çünkü baktığınızda bu çocukların daha yapılandırılmış, daha sistematik, daha birebir ortamlarda eğitim hizmeti ve bu kadar erken, bu kadar yoğun, bu kadar kapsamlı bir müfredat programıyla, uygulamayla müdahale edilmesi gerekiyor. Çünkü böyle edilen, müdahale edilen programlara baktığınızda, ki biraz sonra son dönemde artık çok sıcağı sıcağına çıkmış olan bazı şeyler var, raporlar, onları paylaşacağım sizinle. Orada görüyoruz ki çocuk ne kadar erken eğitime başlarsa, ne kadar yoğun bu eğitimi alırsa, ne kadar kesintisiz olursa bu eğitim, ancak o kadar, ya da çocuk için ne kadar özel müfredatlar geliştirilerek programlar oluşturulursa o kadar programın etkililiğini de ortaya koyabiliyoruz diyebiliriz. Şimdi otizm spektrum bozukluğuna yönelik ne tür müdahale programları var diye baktığınızda, bu müdahale programlarını iki grupta toplayabiliyoruz. Birincisi kapsamlı programlar, bir diğeri de odaklanmış uygulamalar. Şimdi kapsamlı programlar olarak baktığımızda daha geniş, daha uzun süreli, pek çok uygulamayı içinde barındıran programlardan bahsediyoruz. Odaklanmış uygulamalar dediğimizde bu programların içerisinde daha spesifik olarak çalışılan ya da çocuklar üzerinde çeşitli becerilerin öğretiminde kullanılan uygulamalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla kapsamlı programlarla odaklanmış uygulamalar arasında bir farklılık var. Şimdi 2008 ve 2010 yıllarında özellikle çıkan bir rapor var ve daha sonrasında 2010 yılında çıkan bir yayın var. Ve bu yayına dayalı olarak baktığımızda otizm spektrum bozukluğuna ilişkin son dönemde ne kadar uygulama varsa bu uygulamaların dikkate alındığını ve değerlendirildiğini ve bu uygulamalardan hangisinin daha etkili olduğunun ortaya konduğunu görebiliyoruz. Yanı sıra daha önceden çıkmış olan bazı odaklanmış uygulamaların günümüzde artık bilimsel dayanaklı olarak kabul edilmediğini, listeden çıktığını, kimisinin de bilimsel dayanaklı olarak listeye dahil edildiğini görüyoruz. Konuşmamın akışıyla beraber bunları da sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi kapsamlı program dediğimde mesela Lovas Enstitüsü, belki uygulamalı davranış analizi, davranışçı yaklaşım, bunlar ailelerimizin bile çoğu zaman aşina olduğu terimler haline gelmeye başladı. Çünkü ailelerle o kadar birebir çalışıyoruz ki artık onlar da birer eğitmenmiş gibi
pek çok konuda bize katkıda bulunabiliyorlar. LOVAS Enstitüsü, PCDI uygulamaları, bunların hepsi kapsamlı uygulama programlarını örnek olarak verilebilir. Biraz sonra bunları ayrıntılı olarak açacağım, daha net anlaşılacak. Şimdi bir takım kapsamlı programlar var. Bu kapsamlı programlar yapılan araştırmalar sonucunda bazı değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriliyorlar ve bu uygulamaların etkili olması olmaması durumuna göre puanlandıklarını görüyorsunuz. Dolayısıyla da bugün için etkili olduğu savunulan pek çok uygulamanın aslında çok da etkili olmadığını ama günümüzde çok az bir kesimin bildiği ve uyguladığı bir takım uygulamaların çok etkili programlar olduğunu bugün Alanyazı'ndaki araştırmalar bize gösterebiliyor. Bunları paylaşacağım sizlerle. Şimdi 2008 yılında yapılan araştırmaya baktığınızda 1997 ve 2007 arasında yapılmış bir takım çalışmalar dikkate alınıyor. Ve bu programlar, çalışmalar derken özellikle program örnekleri dikkate alınıyor. Ve bu program örneklerinin etkililikleri sorgulanıyor bu değerlendirme ölçütlerine göre. Nedir işte yeterli kaynağa ulaşma, güvenilir bir şekilde bu uygulamaların yapılıyor olması, bilimsel dayanaklarının yani içinde barındırdığı uygulamaların bilimsel dayanakları ve yeteri kadar araştırma bulgusuyla desteklenmiş olması gibi böyle bir takım ölçütler var. Peki bu araştırma ya da bu raporun sonucundan ne çıkıyor? Biz buradan ne almamız gerekiyor? Bakıyoruz bugün özellikle çoğunun Amerika menşeli olduğunu söylemek gerekiyor. Baktığımızda bu programlara, bu programların 5 farklı kategoride ele alındığını görüyoruz. 3 ana kategori, diğerlerini de 3 alt kategori olarak değerlendirebilirsiniz. Davranışsal programlar, gelişimsel ilişki temelli programlar ve diğer programlar. Şimdi davranışsal programlar olarak baktığımızda bu kısım bizim için çok kritik. Neden derseniz çünkü genellikle uygulamalı davranış analizi dediğimiz yani daha davranışçı pencereden hani hep diyoruz ya gözlenebilir, ölçülebilir olarak değerlendirmeler yapalım. Bu pencereden baktığımızda uygulamalı davranış analizine dayalı olan programların ve uygulamaların çok daha etkili sonuçlarının olduğunu görebiliyoruz. Biraz sonra Türkiye'deki uygulamalardan bahsedeceğim. Biz Türkiye'de bunlarla ilgili neler yapıyoruz, sizler neler yapabilirsiniz bunlarla ilgili de konuşacağız. Şimdi buradaki değerlendirme ölçütlerini ben sizler için şöyle kısaca hemen göstermek istiyorum. Evde ve klinikte olan bir öncekine bakacak olursak, evde ya da klinikte uygulanan programlara baktığınızda LOVAS, temel tepki öğretimi, KART, otizm ortaklığı dediğimiz, belki bir kısmına aşinasınız, belki bir kısmını ilk defa duyuyorsunuz. Baktığınızda LOVAS Enstitüsü'nün en fazla puana sahip olduğunu görüyorsunuz. Yani LOVAS Enstitüsü dediğimiz erken yoğun davranışsal eğitim programlarının bugün için diğer programlar arasından tamamen sıyrıldığını görebiliyorsunuz. Evde ve klinikteki uygulamalar açısından baktığımızda. Peki okul programları neler diye baktığınızda May Enstitüsü, PCDI, gene Türkiye'de uygulanan bir program, bundan biraz sonra bahsedeceğim. Douglas, STAR programları gibi farklı okul programlarının olduğunu görebiliyorsunuz. Kaynaştırmaya ilişkin programlar, bakın bunların bir kısmını Türkiye'de uyguluyoruz. Bir kısmıyla ilgili de gerekli girişimlerde bulunup Türkiye'de Türk çocuklarına, Türkçe'ye uyarlayarak hizmet verme yolunda bir takım adımlar atmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da şu anda bu terimler size çok yabancı gelebilir ama belki de belli bir zaman sonra bunlara çok aşina olmaya başlayacaksınız diye de söyleyebiliriz. LEAP programı, Toddler School veya Walden gibi programlar, gelişimsel ve ilişki temelli programlar, Denver modeli dediğimiz ESDM olarak geçiyor programları. Yine baktığınızda Floor Time, ilişki geliştirme uygulaması, etkileşime duyarlı, bugün Etechom anlatılacak. Dolayısıyla da hani Etechom'un da Türkiye'de uygulanabilir olduğunu, onun da bir program olduğunu görebiliyoruz.
Bunun yanında diğer dediğimiz TEACH, belki TEACH'i en fazla duyduğunuz programlardan bir tanesidir. Çünkü TEACH'in belirli bölümlerini farklı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanıldığını biliyoruz. Ya da özel eğitim öğretmenleri tarafından daha bilindik bir program olduğunu biliyoruz. Ama puanlamalara bakalım. Bu puanlamalarda kim daha en yüksekte, kim daha etkili olarak bakacak olursak, Lovas Enstitüsü'nün birinci sıraya yerleştiğini görebiliyoruz kendi kategorisinde. Okulda yapılan uygulamalara baktığınızda yine kendi kategorisinde MEY Enstitüsü ve PCDI uygulamalarının çok ön plana çıktığını görüyoruz. Kaynaştırma uygulamalarında LEAP'in ön plana çıktığını, gelişimsel ve ilişki temelli modellerde de Denver modelinin ve son diğer modeller olarak baktığınızda TEACH modelinin ön plana çıktığını görebiliyoruz. Yani uzun lafın kısası, bu kadar kapsamlı modellere ilişkin uygulamalar gündemdeyken en iyi modeller nedir bugün dünyada diye baktığınızda en iyi modeller işte karşınızda gördüğünüz modeller. Yani Lovas Enstitüsü erken yoğun davranışsal eğitim. Bugün bunu ben söylemiyorum. Bu araştırmalar yapılarak bu konuda çok ciddi çalışmaları olan bilim adamları tarafından ortaya konulmuş bir bulgu. MEY Enstitüsü, PCDI, Denver, ESTM ve LEAP olarak bakabiliriz. Şimdi kapsamlı uygulamalar dediğimiz daha geniş bir perspektiften baktığımız pek çok uygulamayı içinde barındıran programlar. Ama bir de odaklanmış uygulamalar var. Yani bu programların içerisinde spesifik olarak kullanılan uygulamalar var. Peki bu uygulamalara baktığımızda bizim için önemli olan ne? Bilimsel dayanak sorgulaması. Biz bugün ne yapıyoruz? Bakın bir sürü ticari amaçlı değil mi? Pek çok uygulama var. Bunlar biraz sonra da söyleyeceğim yine hiperbarik oksijen tedavisinden tutun da farklı farklı böyle pek çok gerek tıbbi yaklaşım anlamında gerek terapi yaklaşımı anlamında gerekse eğitimsel anlamda baktığımızda pek çok uygulama var ve hep hangi sloganla yola çıkıyorlar? İşte gelirseniz çocuğunuz şu kadar zamanda tamamen normale dönecek ya da şu kadar zamanda çocuğunuza şöyle bir ilerleme olacak gibi bir takım söylemler olabiliyor. Ama bizim burada dikkat etmemiz ve benim özellikle bugün burada farkındalık geliştirmek istediğim bir konu var. O da bilimsel dayanaklı uygulamalar. Çünkü bilimsel olmazsa bir uygulama etkili sonuçlar vermez. Etkili sonuçların verilmemesi demek bir zaman kaybı, iki emek, üç para kaybı demektir. Dolayısıyla da mutlaka bilimsel dayanaklı uygulama ne demektir? Hangi uygulamalar bugün bilimsel dayanaklı olarak kabul edilmektedir? Ve Türkiye'de bu uygulamaların hangileri nerelerde yapılıyor? Bunlarla ilgili mutlaka bilgi sahibi olmak gerekiyor. Odaklanmış uygulama olarak belki duymuşsunuzdur ayrık denemelerle öğretim, videoyla model, sosyal öyküler vesaire. Yani şu son dönemde özel eğitim alanında çok popüler olan konular var gündemde olan. Bu konularla ilgili bilginiz olabilir belki. Yine bu odaklanmış uygulamalarla ilgili çok sıcağı sıcağına 2014 yılında yani bu yıl itibariyle çıkmış olan bir rapor var. Bu rapora baktığımızda tamamen odaklanmış uygulamaların dikkate alındığını, yine belirli değerlendirme ölçütleri doğrultusunda ele alındığını ve bu uygulamaların geçmişte daha önce yapılmış olan bilimsel dayanaklı uygulamaların bir kısmını olduğu gibi kabul ettiğini, bir kısmını değiştirdiğini, bir kısmını da yeni bilimsel dayanaklı kabul edilmeyen geçmişteki uygulamaların bugün bilimsel dayanaklı olarak kabul edildiğini görebiliyoruz. Nasıl bir araştırma bu? Wonglar tarafından yapılan, bu yıl yapılmış olan, yani bu yıl rapor halinde yayınlanmış olan çalışmaya baktığınızda 90 ila 2011 baktığınızda 21 yıllık bir süre zarfı içerisinde çeşitli uygulamalara ilişkin yapılmış belirli kriterlere uyan araştırmalar değerlendirildiğinde bu araştırmaların sonucu olarak hangi uygulamalar daha etkili bunu araştırmışlar. 456 tane makaleye ulaşmışlar. Çeşitli elemeler yapmışlar ve en son 456 tane makaleyi değerlendirmişler. Belirli ölçütler var. Bunların hepsini tek tek söylemeyeceğim. Ama bilimsel dayanaklı dediğimiz şey nedir diye baktığınızda belli bir uygulama benzer katılımcılarla
farklı ekiplerle benzer sonuçlar yaratıyorsa, o zaman ve deneysel çalışmalarsa ve bunlar çok önemli makalelerde yayınlanan araştırmalarsa, o zaman bu konuyla ilgili yapılmış olan uygulamaların bilimsel dayanaklı olduğunu söylemek mümkün olabiliyor. Genellikle bilimsel dayanaklı uygulamaları biz belirlemiyoruz. Bunu bir takım meslek örgütleri var bu konuyu üstlenmiş olan. Dolayısıyla da bu meslek örgütleri çok başarılı, alanda çok başarılı bilim adamlarıyla birlikte çalışıyorlar ve bütün uygulamaları tek tek ele alıyorlar ve bu uygulamaların gerçekten etkili uygulamalar olup olmadığının sorguluyorlar. Peki buna göre bilimsel dayanak, bugünkü sıcak bilgilerimize göre hangi uygulamalar bilimsel dayanaklı diye baktığımızda Ulusal Uzman Geliştirme Merkezi'ne baktığınızda, NPDC raporu diyoruz biz buna. NPDC raporuna baktığınızda 24 bilimsel dayanaklı uygulamanın belirlenmiş olduğunu ama daha sonraki süreçte yani bu rapora göre bunun 27'ye çıktığını görebiliyoruz. Yani daha önceden belirlenmiş olan iki uygulamanın tek bir uygulama çatısı altında birleştirilmesi, yeni bir uygulamanın sisteme dahil edilmesiyle birlikte 6 farklı uygulamanın daha bilimsel dayanaklı uygulama olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu araştırma sonucunda bilimsel dayanaklı olan dedik ama bir de yinelenme olasılığı olmayan, herkes tarafından anlaşılması zor ve uygulanması zor bir takım uygulamalar var. Bunları da ikinci kategoriye almışlar. Üçüncü kategori bilimsel dayanağa yetersiz uygulamalar. Bakın bugün bilimsel dayanaklı uygulamalar olarak baktığımızda bu bilimsel dayanaklı uygulamaları bilmekle birlikte bilimsel dayanaklı olmayanları da bilmek zorundayız. Çünkü etkiliyi biliyorsak etkisizi de bilmeliyiz ki ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Bunlar neler? Bağımsız çalışma sistemleri, müzik terapisi, duysal bütünleme terapisi, tuvalet eğitimi gibi daha henüz bunlar umut vadeden yani belki de gelecekte sizlere bilimsel dayanaklı uygulama konusunda daha fazla şey söyleyeceğimiz konular olarak bakabiliriz. Peki bu bilimsel dayanaklı uygulamalar yani etkili bulunan uygulamalar hangi beceriler üzerinde çocuklara etkili olmuş diye baktığınızda tabii. Ama ben 25 dakikaya göre ayarlamıştım kendimi, öyle söylenmişti bana. Peki bilimsel dayanaklı uygulamalar olarak baktığınızda bunları görebilirsiniz. Bilimsel dayanağı olmayan uygulamalar olarak yine ekranda biraz hızlıca geçiyorum. Sorunuz olursa cevaplarım. Sonuç olarak kapsamlı bir program olarak erken yoğun davranışsal eğitim programlarının bugün günümüzde kabul edildiğini ve bunların çeşitli araştırmalarla ortaya konduğunu biliyoruz. Nedir bu erken yoğun davranışsal eğitim diye baktığınızda? Burada Ivar Lovas tarafından uygulamalı davranış analizinin otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda da kullanıldığını görüyoruz. Yine EYDE programlarında evde ya da klinikte diyebileceğimiz ya da kurumda da olabilir. Çocuklarla bir ekip oluşturmak, bu ekibin içerisinde bir koordinatör, bir danışman, eğitmenlerin olması ve eğitmenlerin danışmanlar tarafından yetiştirilmesi gibi bir takım uygulamaların yapıldığını görebiliyoruz. Bu programın özelliğinin bu kadar etkili çıkmasındaki belki de neden erkenlik, yoğunluk, davranışsallık ve otizme özgü özellikleri taşıması olarak düşünebiliriz. EYDE ile ilgili yani erken yoğun davranışsal uygulamalarla ilgili yapılmış pek çok araştırma var. Ve bu araştırmaların sonuçlarına baktığımızda sizin için bir örnek araştırma getirmiştim ama sürem daraldığı için anlatamayacağım. Biraz hızlıca geçiyorum o yüzden. Sonuçta erken yoğun davranışsal eğitim tabii ki ön plandaymış gibi gözüküyor ama bakın araştırma sonuçlarına. Bazı çocuklar erken yoğun davranışsal eğitim uygulandığı takdirde normal gelişim gösteren çocuk seviyesine bile çıkabilirken bir gruba bakıyorsunuz ya programdan hiç yararlanamıyor ya da minimal yararlanıyor. Dolayısıyla da bir spektrum olarak bakabilirsiniz olaya. Yani gerçekten çok fazla yararlananlar ya da programdan hiç yararlanamayanlar. Dolayısıyla araştırmalara baktığımızda sonuç olarak şunu söyleyebiliyoruz ki EYDE programlarından en çok hangi grubun yararlanabileceğini söyleyebiliyoruz ama hangi grubun daha az yararlanacağını söylememiz çok mümkün olmayabiliyor.
Yararları pek çok, becerinin kazandırılmasına katkısı var ama yanı sıra sınırlılıkları da var. Sınırlılıkları olarak baktığınızda pahalı bir uygulama, yaygınlaştırılması o kadar basit ve kolay değil. Türkiye'de de bunun uygulamaları yapılıyor. Dolayısıyla da ama çocuklardaki kazanımların çok önemli olduğu belirtiliyor. Yine uzman kişiler tarafından danışmanların niteliğinin önemli olduğu belirtiliyor. Türkiye'de ne yapılıyor bu konuda diye baktığınızda, peki bu kadar kapsamlı uygulama var, bu kadar odaklanmış uygulama var, Türkiye'de ne oluyor işler diye baktığınızda, burada iki tane program uygulanıyor. Erken yoğun davranışsal eğitim programı olarak. Birincisi OÇİDE programı, otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı. İkincisi PCDI, duymuşsunuzdur, Tohum Otizm Vakfı tarafından uygulanan bir program. Ben daha çok OÇİDE programından bahsetmek istiyorum. Size kendim de içinde bulunduğum ve bizzat yaşadığım bir program olduğu için çok kısaca hemen geçeceğim, süreyi de fazla aşmadan. Burada 2006 yılından beridir Türkiye'de ev ve kurum merkezli olarak erken yoğun davranışsal eğitim programları yürütülmeye devam ediliyor. Bir koordinatör, bir danışman ve iki eğitmenle bir ekip kuruluyor ve bu ekiple götürülüyor. Program olarak baktığınızda programın Gönül Kırcı Ali İftar, Profesör Doktor Gönül Kırcı Ali İftar tarafından Türkçe'ye uyarlandığını söyleyebiliriz ve Türk çocuklarında 2006 yılından itibaren uygulandığını söyleyebiliriz. Hem yüz yüze danışmanlık toplantıları hem de uzaktan toplantılar şeklinde gerçekleşiyor. Yer alan programlara baktığınızda temel becerilerin yanı sıra pek çok becerinin bu programda öğretildiğini görebiliyorsunuz. Yani OÇİDE programı ve PCDI programı şu anda Türkiye'de uygulanan programlar arasında diye söyleyebiliriz. Peki tüm bu söylediklerimi toparlayacak olursam, genel eğitim olarak baktığımızda bu çocuklar erken eğitime başlamalılar, yoğun eğitim almalılar, en az haftada 20 saatlik eğitim olabiliyorsa, birebir eğitimle en az 6 ay eğitim almalılar ama çocuk belirli becerileri kazanır kazanmaz hemen doğal ortamlara kaynaştırılması gerekiyor. 12 ay mümkünse kesintisiz eğitime devam edilmesi öneriliyor. Özel bir müfredat programı kullanılmalı. Bireysel özellikler dikkate alınarak eğitim programlarının tasarlanması, eğitimlerin sistematik bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Ailelere öneriler olarak da birkaç bir şey söylemek istiyorum. O da şu, lütfen karşılaştığınız uygulamaların bilimsel dayanaklarını sorgulayın. Etkili midir, değil midir bunu sorgulayın. Ve buna uygun olan uygulamaları seçin. Çünkü olumlu ya da olumsuz bir takım sonuçlarla karşılaşmanız olası olabilir. Yine eğitim portalı hazırlandı. Erken yoğun davranışsal eğitime yönelik. Bu eğitim portalından da yine yararlanarak pek çok beceriyi çocuğunuzla çalışabilirsiniz. Ya da özel eğitim öğretmenleri de çalışabilirler. Sonuç olarak bir takım güncel yayınlar var. Bu yayınları da takip ederek çocuğunuzla ilgili pek çok gelişimi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.